Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Samet. Bu videoda size 180 bar spin anlatacağım. Ama öncesinde birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Gene telefonum çaldı. Ne yaptım da çıldırttım işte, söyle. Şey dedin ya işte. Neydi? Şu tarafa geçtim. Evet, farklı bir açıdan çektim. Kötü bir şey demedim. Her neyse, 3 hafta önce veyahut da bir ay önce, tam hatırlamıyorum, Isparta'ya BMX gösterisine gitmiştim. 2 video öncesinde var. Orada sol bileğimin üstüne bir düşmüştüm. Bileğim bayağı bir sakatlandı. Doktora da gitmedim tabii. Alışkanlık olduğu için. Bileğim sakat olduğu için bir hafta sürmedim. Bir haftanın sonunda böyle tam iyileşme evresinde gibiydi. Dayanamadım, çıktım. Tekrar bileğimi acıttım. Bir hafta boyunca tekrar yine sürmedim. İyileşme sürecinden sonra şu an üstüne bir tane daha burktum geçen hafta yani. Şu an yine tam iyileşme sürecinde ve tekrar çıktım sürmeye. Bakalım inşallah bir problem olmadan geçecek diye umuyorum. Bugün 180 bar spin anlatacağım ama 180 bar spin'e gelmeden önce hızlı bir şekilde önce 180'i, ondan sonra da bar spin'i size anlatmayı düşünüyorum. Öyleyse hadi geçelim. Önce 180'den başlayalım. 180'i atabilmeniz için sabit durağa nereye gidiyorsun? Şurada durayım diye. 180'i atabilmeniz için böyle kendinizi bir düz çizgi üzerinde hissedin. Ya da yerlerde böyle genelde çizgiler oluyor bazı yerlerde. O çizginin üzerine gelip, çizginin üzerindeyken böyle içeriye doğru, yani ben 180'i sol tarafa atıyorum, siz hangi tarafa atıyorsanız, atacağınız yöne doğru bu çizginin üzerinde içeri doğru böyle kendinize 90 derece bir açı belirlemeniz gerekiyor. Ama şunu unutmayın, genelde 180 atmayı ilk öğrenen arkadaşlar 180'i atarken bu tarafa böyle atıyorsa önce bu tarafa girip ondan sonra böyle atıyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Bunun size hiçbir faydası yok. Aksine bu sizin 180'i atmanızı engeller. Çünkü buraya vermeniz gereken açıyı bu tarafa veriyorsunuz. Bu yüzden tam 180 atmamış oluyorsunuz. Böyle bir çizginin üzerindeyken 90 derecelik bir açıyla önce dönüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Önce dönüyorsunuz. Ondan sonra bunlar tabii bir saniye içinde oluyor. Bisikletin önünü çekiyorsunuz. Arkasını ayaklarınızla beraber yukarı doğru çekip indiriyorsunuz. Yani tıpkı normal bunny hop çekmek gibi. Bunny hop'u nasıl çekiyoruz? İleri itiyoruz. Ayaklarımızla yukarı doğru yükseliyor. Aynı şekilde 180'i de yapıyoruz. Şimdi de normal 180'e bir örnek verelim hızlıca. Bakın dümdüz gidiyorum, içe doğru dönüp çekip atıyorum. Bu şekilde 180'i yapıyoruz. Şimdi daha hızlı bir şekilde bar spin'i anlatalım. Yani bunları hızlı anlatmamın sebebi, hepsinin how to videoları zaten YouTube kanalımda mevcut. Yani eski videolara bakarak bulabilirsiniz. Onun dışında nasıl hareketler nasıl yapılır diye listem de var. O listeden de bu hareketlerin daha detaylı anlatımlarını dinleyebilirsiniz. Şimdi bar spin'i anlatalım hızlı bir şekilde. Bunny hop bar spin'i atabilmeniz için öncelikle ellerinizin bar spin'e çok aşina olması gerekiyor. Yani böyle havadayken direksiyonu attığınızda elinizin nereden direksiyonu yakalaması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için benim tavsiyem, bunny hop bar spin'i çalışmaya başlamadan önce İlk başta mesela pegde olabilir ya da böyle yerde de olabilir. Bir hafta boyunca normal sürdüğünüz günlerde aralarda sürekli böyle elinizi bar spin'e alıştırın. Yani bunu yaparsanız bunny hop bar spin atmaya denemeye başladığınız zaman da ellerinizin ne kadar hızlı bir şekilde donu kavradığını daha iyi bir şekilde görürsünüz. Yani bu size çok fayda sağlar. Şimdi gelelim bunny hop bar spin nasıl atıyoruz? Öncelikle pedallarımız düz bir şekilde bisikletin üstündeyken ilk baş önü kaldırıyoruz, önü çekiyoruz. Kollarımızla direksiyonu ileri iterken şöyle şuradan göstereyim yanlış olmasın. Çekiyoruz, itiyoruz. İterken bar spin'i vurup iniyoruz. Çok basit görünüyor ama gerçekten basit bir hareket değil.
çok pratik gerektiren bir hareket. Şimdi bir tane örnek vereyim hemen. Bu şekilde. Yani ben artık uzun süredir yaptığım için çok seri bir şekilde atabiliyorum. Hani ilk başlarda banyop barfing çalışmaya başladığınızda, atmaya başladığınızda, denemeye başladığınızda atarsınız, yerde tutarsınız. İşte atarsınız, eliniz falan kayar. Bunlar olabilir. İşte bunların olmaması için el pratiğinizin çok iyi olması gerekiyor. O yüzden hani banyop barfing atmaya başlamadan önce, yani çalışmaya başlamadan önce kesinlikle bir hafta boyunca bu barfing'i ellerinizi hızlandırmanız için kesinlikle çalışmanız gerekiyor. 180 barfing'i çok iyi bir şekilde yapabilmek için öncelikle barfing'i çok iyi oturtmanız gerekiyor. Zaten 180'den bahsetmiyorum. 180 çok ilk seviye bir hareket olduğu için 180'i öğrenmeden barfing'e geçmezsiniz diye düşünüyorum. Ben sol tarafa 180 attığım için size şu şekilde göstereyim. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Bu şekildeyiz. Sol tarafa doğru 180 barfing'i atacağız. Şu tarafın için. Yine 90 derece düz bir yerdeyken 90 derece bir açıyla içeriye doğru giriyoruz. Banyop 180'imizi atarken atarken şöyle bisikleti çekip tam ileri ittiğimiz noktada barspin'i vuruyoruz ve bisikletimiz otomatik olarak 180 barspin'e dönmüş oluyor. Dediğim gibi elinizin çok aşina olması gerekiyor. Hemen bir tane örnek göstereyim, sen orada kalmışsın. Gördüğünüz gibi bisikleti tam kaldırıp ileri ittiğim noktada barspin'e vuruyoruz. Yani bisiklet en yüksek tepe noktadayken direksiyonu çeviriyoruz ki yere inmeden önce direksiyonu tutalım. Hem dizimize veyahut da herhangi bir yerimize barspin, yani gidonumuz çarpmaz. Hem de daha estetik bir görüntü yakalarız. Bütün hareketlerde olduğu gibi 180 barspin'i de çok iyi bir şekilde yapıp oturtturabilmeniz için çok pratik yapmanız gerekiyor. Zaten bu pratik mevzusundan baya bahsettim. Çünkü BMX pratikler üzerine dayalı bir spor. Pratik yapmazsanız size nankörlük yapar, unutabilirsiniz. O yüzden sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Sürekli antrenmanlar yapmanız gerekiyor. 180 barspin bu şekilde. Hani daha ince bir detayı aslında yok. Hem barspin hem de 180'i çok iyi biliyorsanız zaten 180 barspin çok rahatlıkla atabilirsiniz. Tek bir püf noktası var. Söylediğim gibi dönerken bisikleti çekip ileri iterken tepe noktasındayken barspin'i vurmanız gerekiyor. Tam bu noktadayken vurursanız çok sorunsuz bir şekilde 180 barspin'i yapabilirsiniz. 180 barspin'i öğrendikten sonra zaten yapabileceğiniz hareketlerin sınırı yok. Hepsini birbirine birleştirebilirsiniz. İşte atıyorum 180 barspin, fake barspin, half gap barspin, 180 barspin, full cap falan. Bir sürü hareketlere bağlayabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza kalıyor biraz. Hani biraz da izlediğimiz videolarda hangi hareketler hoşunuza gidiyorsa onları zaten çalışmayı daha çok seviyoruz. Şimdi ben de birkaç tane 180 barspinle alakalı örnek veriyorum ve videomuzu bitiriyoruz. Bileğim sakat olduğu için çok fazla örnek gösteremiyorum. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, bay bay.